Günaydın sevgili izleyicilerimiz. Yeni gün hafta sonu programında güzel bir pazar gününde ben Ümit Atabay tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün 10 Nisan sevgili izleyenler, 10 Nisan 2020. Tabii 2020 olması korkutuyor ama bizleri Nisan ayının ikinci haftasının pazarı olması sevindiriyor. Çünkü Nisan ayının ikinci pazarı sevgili izleyenler anneler günüdür. Bugün de anneler günü. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Kendi annemin de anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum sevgili izleyicilerimiz. Annesi hayatta olmayanlara da, annelere de Allah'tan rahmet diliyorum. Çocukları tabii onların özlemleri de yanıyor, tutuşuyor. Annelerimize iyi bakalım sevgili izleyicilerimiz. Onlar hayatları boyunca hayatlarını çocuklarına adamış, merhametin timsali, sevginin örneği timsali sevgili izleyicimiz. Anne sevgisi hiçbir şeye benzemez. Annelerimizi üzmeyelim, annelerimizi kırmayalım. Yüce kitabımız Kur'an'da bile annelerle ilgili o kadar güzel şeyler var ki. O yüzden sevgili izleyicimiz, annelerimiz hayattayken, annelerimiz yanımızdayken, annelerimize sarılıp öpüp koklayabiliyorken onların değerini çok çok iyi bilelim. Onlara zaman ayıralım. Boşu boşuna o kadar çok zamanlar geçiriyoruz ki şu geçirmiş olduğumuz zamanları annemize ayırmamız lazım. Annelerimize ayıralım sevgili izleyicilerimiz. Bir kez daha bütün herkesin anneler gününü kutluyorum. Sevgili izleyicimiz, bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Kendi anneme de buradan selamlarımı, sevgilerimi görüyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum bu zamanlara kadar bizleri getirdiği için. Sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık, bunları söylemiş olduğumuz zaman aklımıza tek bir insan profili geliyor sevgili izleyicimiz. Anne, anneden başka hiçbir şey değil sevgili izleyicimiz. Yemez yedirir, içmez içirir, giymez giydirir sevgili izleyicimiz. Kendisi gitmez çocuklarını gönderir. Kendisi için yapamamış olduğu her şeyi, aman ben yapamadım çocuklarım yapsın diye, onların rahatlığı için bütün hayatını feda eden insanlar sevgili izleyicimiz. Bir insan düşünün, böyle gençliğinde böyle gezmeyi dolaşmayı çok seviyor ama anne olduktan sonra tamamen değişiyor. Bütün hayatını çocuklara adıyor sevgili izleyicimiz. Bugünkü programımızda bütün annelerimize mesajlar gönderebiliriz sevgili izleyicimiz. Programımızı izleyen bütün izleyicilerimizden biliyorsunuz ki programımız içerisinde mesajlar alıyoruz. Bu mesajlar annelerimize yoğunlaşabilir. Annelerimize göndermiş olduğunuz mesajlar onlar için de güzel bir anı olabilir, hatıra olabilir. Küçük bir hediye de kabul edilebilir değerli izleyicimiz. Ama annelerimize verecek olduğumuz en büyük hediye tabii ki onlara ne kadar sevdiğimizi hatırlatmak değerli izleyicimiz. Ama şu içine bulunmuş olduğumuz günler ve dönemler içerisinde, sokağa çıkma yasağı içerisinde sevgili izleyicimiz. Şimdi düşünün, annem Perşembe'de onu evinde kendi kendine kardeşimizle beraber oradalar, belki de izole olmuş durumda. Birçok yerde böyle sevgili izleyicimiz. Artık yani öyle bir dönem içerisindeyiz ki hayatta en fazla sevmiş olduğumuz bu insanlara, bu varlıklara gidip ellerini öpemiyoruz belki de. Sarılamıyoruz, kucaklaşamıyoruz. Neden? Aman belki ben taşıyıcı olmuşumdur, belki ben virüs kapmışımdır da anneme bunu geçirmeyelim endişesiyle, korkusuyla. Yanlarına gidemezsek de sevgili izleyicimiz, sevdiğimizi, onlara olan sevgimizi her an hissettirebiliriz değerli izleyicimiz. Evet, anneler günüyle ilgili sohbetlerimiz olacak. Annelerle ilgili sohbetlerimiz olacak değerli izleyicimiz. Anneler gününde göstermiş olduğumuz özeni, sevgiyi sadece anneler gününde değil, bütün hayatımızın her gününde göstermemiz gerekiyor. Memleketimizi gurbetten izleyen, programımızı gurbetten izleyen izleyicilerimiz, memlekette hava nasıl acaba diye merak edenler varsa, öylesine güzel bir pazar ki pırıl pırıl sevgili izleyenler. İzleyelim, arkamızda hemen görüyorsunuz. Hava açık, en ufak bir bulut yok sevgili izleyenler. Deniz çarşaf gibi. Boztepe
rahatlıkla görülebiliyor. Bostepe'nin eteklerini görebiliyoruz. İskele'yi görebiliyoruz. Daha ilerileri de görebiliyoruz. İşte böylesine mavisiyle, yeşiliyle o kadar güzel bir şehirde, o kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki sistemlerimizi ediyoruz tabii ki yeşillerin azalmasıyla. Ama yeşilin tonunun değişini görüyoruz. Bahar ayının coşkusu bütün ağaçlara yansımış sevgili izleyicimiz. Sokağa çıkma yasaklarının olmuş olduğu bir gündeyiz. İroniye bakalım sevgili izleyenler. Öylesine ilginç ki önceden hep derdi ki aman bugün pazar. Bugünü iş yoğunluğunu, stresini bırakalım, ailemize ayıralım. Pazar günü çıkalım, gezelim, dolaşalım diyorduk ama şimdi tam tersi sevgili izleyenler. Böylesine güzel bir günde, pırıl pırıl bir günde evde kalıyoruz. Evde kalmak zorundayız. Evde kalalım zaten, bu bizim kendi tercihimize. Ne kadar sevgili izleyicimiz sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünsek, hani bir arkasında bir yasak olduğunu düşünsek de bu bizim kendi tercihimiz. Biz bundan memnunuz sevgili izleyenler. Havaların böyle güzel olmuş olduğu günlerde hepimiz dışarıda, kafelerde, efendim alışveriş merkezlerinde yürüyüş yaparken birbirimize temas çok olacaktı, insan kalabalıkları olacaktı ve bu virüs illetinden kurtulmamız mümkün olmayacaktı. O yüzden bu uygulamalar şu an için hepimiz açısından baktığımız zaman en güzeli, en mantıklısı değerli izleyicilerimiz. Anneler günden bahsediyoruz. Annemizin yanına gidemiyoruz bile. Elini öpemiyoruz bile. Ona sarılıp onun kokusunu alamıyoruz değerli izleyenler. Neden? O da işte bu virüsten kaynaklanıyor. Virüs korkusundan. Aman ya anneme virüs geçirsek de. Bugün sevgili izleyenler, anneler gününün olmuş olduğu bugün de saat 11 ile 15 arasında 65 yaş ve üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağına bir esneme var. Onlar büyüklerimiz, yaşlarımız artık bugünlük rahatlıkla sokağa çıkacaklar sevgili izleyenler. Ama efendim bulmuş olduğu mahallelerde gezip dolaşabilecekler, yürüyebilecekler ve maske takma zorunlulukları da var. Bunları da bilgilerinize sunuyoruz değerli izleyicimiz. Haberlerimize geçeceğiz biraz önce ama göndermiş olduğunuz mesajlar var. Mesajlarınızı da sizlere aktaracağım. Haberlerime geçtikten ilk haberi izleyeceğiz. Daha sonra dün akşam Sağlık Bakanlığı'nın göndermiş olduğu verilere de bakacağız değerli izleyenler. Koronavirüsteki son durum nedir, gelen veriler nedir ama şimdi ilk birinci sıra haberi bir önceki günün, onun hemen peşinden de bugünkü verilere, en son gelen verilere bakacağız. Aykut, birinci sıra haberiyle başlayalım sevgili izleyicimiz. Koronavirüs kabus gibi hayatımıza giren bu virüsten kurtulup gün yüzüne çıkmak için etkin mücadele sürdürüyoruz bütün Türkiye olarak sevgili izleyenler. Ama son zamanlarda gelen verilerde istatistiklere baktığımız zaman koronavirüste düşüş olduğu tespit ediliyor. Haberimizi izleyelim. Birinci sıra haberimizle başlıyoruz. Dedim ki Türkiye koronavirüsle mücadelesinde birinci dönemi tamamlamıştır. Şimdi yine altını çizerek ilave etmek istiyorum. Şu anda koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerinde. Türkiye'nin ilk vakası 11 Mart'ta görülen koronavirüsüyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verileri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklanan verilere göre yapılan 33.687 test sonucunda 1848 yeni vaka tespit edildi. Bu ikinci dönemde başarı yine bazı koşullara bağlıdır. Tedbir almak, tedbirlere uymak başarının garantisidir. Tedbirsiz davranmak, koronavirüs tehdidinin ortadan kalktığını varsaymaktır. Tedbir zorunludur. Çünkü tehdit devam ediyor. Açıklanan son verilere göre korona nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan yeni verilerin ardından vaka ve vefat sayısında düşüş yaşandığı gözlemlendi. Virüs konuk olduğunuz yerde, bindiğiniz asansörde, gittiğiniz berberde, beklediğiniz otobüs durağında, alışveriş yaptığınız markette, kalabalığına karıştığınız caddede karşınıza çıkabilir. Bunu tam olarak bilemez. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 135.569 olurken toplam vefat sayısı ise 3.689'a yükseldi. Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Eviniz virüse karşı halen
en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Evet sevgili izleyicilerimiz, düşüş var ama tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Bu konudaki hatırlatmalar, özellikle Sağlık Bakanımız bu konudaki hepimizin duyarlı olması gerektiği konusunda üzerine basa basa anlatıyor değerli izleyicimiz. Aykut, en son gelen verilere, dünkü verilere bakalım. İşte 9 Mayıs verisi sevgili izleyicilerimiz. Bakın grafik, tablo gittikçe lehimize gelişmekte, güzelleşme. Dünkü veride 48 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Önceki tabloda bugünkünde 50 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ama dün, yani 9 Mayıs'ki vaka sayısı görmüş olduğumuz en düşük vaka sayılarından sevgili izleyenler. Dün 1848 vaka sayısı varken bugün 1546 vaka sayısı var ki yaklaşık olarak 300 vaka daha az. Son zamanlarda görmüş olduğumuz, belki de son 2-3 aydan beri görmüş olduğumuz en düşük vaka sayısı. Hatırlarsınız sevgili izleyenler, Avrupa'dan geç başladı Türkiye'de koronavirüs etkisi. Önce 1 vaka, 2 vaka, 100, 200, 300, 500 derken bu 5000 liraya kadar çıktı. 4500-5000 arasından bir dönem, o dönemde gitti geldi. Bakın işte buradan kıyaslamaları da rahatlıkla yapabiliyoruz. İki tablo, 8 Mayıs ve 9 Mayıs verileri sevgili izleyenler. Programa başlarken 10 Nisan dedim. Özür diliyorum değerli izleyicilerimiz. 8 Mayıs ve 9 Mayıs verilerini de buradan hatırlatıyoruz, gösteriyoruz sevgili izleyenler. Düşüşü, tablodaki düşüşleri buradan görebiliyoruz. Her anlamda daha da güzel olacak bu veriler. Hepimiz tedbirleri bırakmadığımız sürece 1546 kişi vaka tespit edildi. Söylediğimiz gibi en düşük vaka sayılarından tespit edilen vaka sayılarından işte bu tablo değerli izleyicimiz bizleri umutlandırıyor. Ama işte iyiye gidiyor her şey deyip gevşemiş olduğumuz zaman, unutmuş olduğumuz zaman inanın ki bu tekrar hortlayacaktır. Dünyada bunun örnekleri var sevgili izleyenler. Gevşetmiş olduğu anda vaka sayılarının, hastalık sayılarının tekrar artmış olduğu dünyada örnekleri var. Ve Türkiye'de özellikle diğer ülkelere göre daha başarılı bir dönem geçirdi. Koronavirüsün tedavisi yönlerinde daha erken tanı sistemi, tarama sistemi ve tedavi konusunda sevgili izleyicimiz Türkiye belki de dünyada örnek gösterilen ülkelerden. Evet, eleştirmiş olduğumuz şeyler olmasının yanında da işte bu noktada da ben en azından kendi gözlemlerimi söylüyorum. Başarılı bir süreç yönetildi sevgili izleyenler. Yani bir takım komplo teorileri oluyor. İşte rakamlar gerçeği yansıtmıyor veyahut da buna benzer şeyler. Tabii ki sadece bu rakamların, verilerin gerçekçiliği üzerine konuşuyoruz değerli izleyicilerimiz. Ve yaşamış olduğumuz şu günler, tarihe tanıklık etmiş olduğumuz günler olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Önümüzdeki yıllar içerisinde tarih kitaplarında olacak, dizilere konu olacak, filmlere konu olacak olan günleri yaşıyoruz sevgili izleyicilerimiz. İşte umarım bu tablolar artık hepsi sıfırlanır sevgili izleyenler. Vaka sayılarının 100'ün altına düşmüş olduğu günler, ölen insan sayımızın olmamış olduğu, sıfır olmuş olduğu günleri görmek istiyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde de aşıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Umarım ki bu aşıyla ilgili yapılan çalışmalarda bir sonuca ulaşacaktır. Bunlar hepimizin istemiş olduğu şeyler ve şu anda gündemimizde ki en önemli gündem maddemiz korona sevgili izleyicilerimiz. Evet, şimdi diğer haberlerimize de geçeceğiz. Arkadaşlarımızın TV2 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberler sevgili izleyicilerimiz. Anneler günüyle başladık. Anneler günüyle yine devam edeceğim tabii ki. Gelen mesajlarınız var. Mesajlarınıza şimdi aktarmak istiyorum. Bir sonraki haberimize geçmeden önce. Alaaddin gün doğdu. Selamün aleyküm. Erzurum'a kar yağdı diyor bu mevsimde. Alaaddin kardeşim, teşekkür ediyorum mesajınız için. İnanın ki 2020 yılında
gerçekleşen hiçbir olay artık beni şaşırtmıyor. Hava sevgili izleyenler, dünya ısısının değişmesi, ozon tabakasının delinmesi, dünyanın ısısındaki dengesizliklerin olmasının sonuçları olarak bunları görüyorum. Hani bir ağaç keserek ne olur diyoruz ya, işte her kesmiş olduğumuz bir ağaçta sevgili izleyenler dünya ısısına zarar veriyoruz. Onlar işte öylesine muhteşem bir denge, yüce yaratıcı, yüce Allah bunları yaratırken sevgili izleyicimiz çok ince bir denge üzerinde kesmiş olduğumuz o ağaçlarla beraber dünya ısısı değişiyor ve farklı mevsimlerde, işte bu dönemlerde kar yağışlarına da şahit oluyoruz. Ve Erzurum'a kar yağmış sevgili izleyicimiz, orada yaşayan bir vatandaşımızın mesajı. Mustafa Erler, günaydın, hayırlı günler diliyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Bakıcı, merhaba Ümit Bey, günaydın. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Güney Kore'den selam olsun demiş değerli izleyicimiz. Güney Kore'den bizlere mesaj yazan bir arkadaşımız kendisi. Bir haber vardı ama Güney Kore ile mi ilgiliydi, onu da aktarmak isteyecekti, aktaracaktım şimdi ama. O haberi de eğer bulabilirsem paylaşacağım şimdi. Evet, bakın neresiymiş burası. Evet, bak, Güney Kore'den mesaj yazan bir arkadaşımız var ve Kore ile bağlantılı bir haber. Koronavirüsü mücadelesinde sosyal mesafe kurallarını hafifleten, gerçekten çok başarılı yürüttüğü Güney Kore. Güney Kore'de gece eğlenmek için dışarıya çıkanların nedeniyle vaka sayılarını artış yaşanmış. Güney Koreli yetkililer yaşanan artış yüzünden gece kulüplerini tekrar kapatma kararı almışlar. Bu bir örnek. Ülkenin başkenti Seul'de binlerce gece kulübü, bar, disco, hastalık görülme sıklığından dolayı geçen hafta sonu eğlenmeye çıkanlar nedeniyle artması üzerine tekrar kapatılmış. Değerli izleyicilerimiz, işte Güney Kore'den bize mesaj yazan arkadaşımız, kendisine buradan selamlarımı gönderiyorum. Bizlere sıkça mesajlar atan Hüseyin Bakıcı sevgili izleyicimiz. İşte hani biraz önce dedi ki, hani ikinci böyle bir dalga gelme ihtimali nedir? İşte tedbirleri gevşettiğimiz zaman ne oluyor? Bakın, Güney Kore'de çok başarılı yürüttüler bu süreci. Dünyada en başarılı yürütenlerden, ülkelerden bir tanesiydi. Ve daha sonra gece kulüplerini, eğlence hayatını, sektörü tekrar serbest bıraktılar. Ve orada o kulüplerin olmuş olduğu, o kulüplerin işte açılmasından sonra sevgili izleyicimiz, tekrar ikinci bir dalga, ikinci bir hareketlilik başlamış ve gece kulüplerini tekrar kapatma kararı almışlar. Bunlar da örnek işte tedbirleri. Bu olay sıfırlanıncaya kadar gevşetmemek gerektiği konusunda. Eyüp Kaya Kocaeli'den selam, saygı iletiyoruz demiş sevgili izleyenler. Nihat Alkan, Vona'dan günaydın. Annelerimizin anneler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız demiş. Nihat Alkan'ın mesajını da aktarmış olduk. Değerli izleyicilerimiz, bugün anneler günü, bu özel günü unutmayalım. Programımız içerisine sizler de mesajlarınıza, annelerinize selamlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, Vona'dan Nihat Alkan, Perşembe'den sevgili izleyenler. Annem de şu anda Vona'da, Perşembe'de. Ben de kendi annemin anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Aynı şekilde Olcay da annesine selam gönderiyor. Aykut da annesine selam gönderiyor. Yönetmen arkadaşımız, annelerin ellerinden öpüyorlar değerli izleyenlerimiz. Evet, Terzi İbo dayı, Zonguldak'tan Gülyalı Terzi İbo, selamlar olsun güzel orduma ve Gülyalı'ma diyor. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun, nice mutlu yıllara ellerinden öperim diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, Avni Dinç Ordu, Avni Dinç sevgili izleyicimiz, Ordu Gölköy Karahasan köyünde bulunan annem Cavide Hanım'ın anneler gününü Ordu'nun kutlarım, her annenin anneler günü kutlu olsun diyor. Ergün Onur sevgili izleyenler, bizi hiç yalnız bırakmayan bir arkadaşımız. Günaydın Ümit abim, nasılsın ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara, kadına şiddeti kınıyorum demiş. O kadar güzel ki tam anneler gününün içerisinde olmuş oldu bir mesajla sevgili izleyenler. Ergün Onur bence
önemli bir noktaya burada parmak basmış. Kadına şiddeti kınıyorum. Annelerimizi çok seviyoruz ama dünyada en fazla kadına şiddet gösterilmiş olan ülkelerde maalesef ki ilk sıralardayız. Yani onlarla yüzlerle ifade ediyor sevgili izleyicimiz. Kadına şiddet olayı ve bu şiddet sonucunda hayatını kaybeden kadınlarımız, o hayatını kaybeden kadınlarımız birilerinin annesi sevgili izleyicimiz, birilerinin kardeşi, birilerinin eşi sevgili izleyicimiz. Ve maalesef ki ülkemizde kadına şiddet ve bu kadına şiddetle olmuş olduğu dönemde hayatını kaybeden annelerimiz, kadınlarımız, bir yandan annelerimizi ne kadar çok sevdiğimizi söylüyoruz, bir taraftan da maalesef ki ülkemizde maalesef ki kadına şiddet olayları bir türlü durmak bilmiyor. Evet, devam ediyoruz. Ergün Onur'un mesajıyla nice mutlu yıllara, kadına şiddeti kınıyorum. Her canlı ölümü tadacaktır. Her anne sevilir sevgili gençler. Annelerinizi üzmeyin. Onlar için, onlar sizin için var olmuşlar diyor. Onları üzmeyin. Anneleri, annesi ölmüş olanları da diyor, rahmetle anıyoruz diyor. Anne candır, anne rahmettir, merhametlidir. Anne sevgi, huzur kaynağı, iyi günler dilerim demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de kendisini bekliyor. Çatal ağaça bekliyor. Cevap yaz demiş. Belki şu anda cevap yazamıyorum ama izliyorsundur. Muhakkak bir gün Çatal ağaçta Ergün Onur'la buluşacağız değerli izleyicilerimiz. Evet, Kamil Erdoğan, Beykoz'dan selam olsun orduya demiş. Kamil Erdoğan, Ahmet Yavuz selam, hayırlı günler dilerim güzel kardeşlerim. Anneler gününüzü kutlar, annelerin kıymetini iyi bilelim, yoksa ileride mezar taşlarını öpersiniz diyor sevgili izleyicimiz. Tabii ki ölümü engelleyemiyoruz sevgili izleyicimiz. Ama kardeşimizin söylemiş olduğu gibi annelerimizin değerini iyi bilmek lazım. Çok çok iyi bilmek lazım sevgili izleyicimiz. Annemin bana söylemiş olduğu bir şey var. Derdi ki, diyor ki Ali oğlum diyor, işte Allah sizin acınızı diyor bana göstermesin diyor. Tabii benim de söylemiş olduğum ona bir şey. Anne ya ben senin öldüğünü göreceğim, yaşayacağım veyahut da sen benim öldüğümü göreceksin. Yani benim senin öldüğünü görmem çok çok daha iyi mi? Allah bilir tabii ki. Her şeyin o anlamdaki zamanlaması takdiri ona ait sevgili izleyicimiz. Ama şunu yapmamız lazım. Hayattayken annelerimiz ile sağlıklı bir şekilde yaşıyorken onlara çok çok daha fazla ilgi göstermemiz lazım. Alaka göstermemiz lazım. O kadar çok boş zamanlarımız var ki ve bu boş zamanlarımızı gerçekten çok boş işlerle harcıyoruz. Zamanımız olduğu sürece onlarla ilgilenmemiz lazım. Onlarla alakadar olmamız lazım değerli izleyicilerimiz. Evet, Mehmet Güney günaydın, Ümit Bey hayırlı sabahlar demiş. Mustafa Erler günaydın, hayırlı günler diyor. Hayrettin Çelik Bahçeli evlerden selamlar olsun diyor. Anneler günlerinizi kutluyorum demiş sevgili izleyenler. Ve Tevrat Şensoy, ordumun sevimli güzel insanları başta olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Münih'ten sevgi ve selamlar gönderiyor sevgili izleyenler. Evet, devam edeceğiz. Mesajlarınızı okumaya, aktarmaya devam edeceğim sevgili izleyicimiz. Haberlerimize de devam etmek istiyorum. İkinci sıra haberimize devam edelim Aykut. Covid-19 önlemlerine ilişkin kısıtlama uygulamalarına yer almayan ancak bu konudaki tedbirleri dolayısıyla bir ayı aşkın süredir yeterli iş yapamayan çiçekçilerde anneler günü öncesinde hazırlık yapmaya başlamışlar. İşte konuyla da bağlantılı bir haber, ikinci sıra haberimize devam ediyoruz. Anneler gününün koronavirüs salgını sürecine denk gelmesi ve alınan tedbirlerle uzaktan kutlanması nedeniyle çiçekçilik sektöründe yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ev ve iş yerlerine servis yapılan çiçekler, müşterilerin siparişlerini internet üzerinden ya da telefonla alıp annelerin yüzünü güldürmek istiyor. Evet. Korgan ilçesinde çiçekçilik ve müzik organizasyonculuğu yapan Yiğit kardeşler siparişleri adreslere teslim etmeye başladı.
Tamam, çiçek dememiştir herhalde. Bu çiçekler sizin ablacığım. Anneler gününüz kutlu olsun. Tamam, sağ olun. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Teşekkür ederim de. He? Nereden geldi? Senin kaç tane melek oğlum var? He? Ercanlar mı? Allah razı olsun. Allah ömürler uzun etsin. Amin. Allah'ım. Çiçeklerin boyundan fazla ömür versin. Anam. Amin. Çiçekçilik yapan Baki Yiğit, anneler günü için gelen siparişleri adreslere teslim ettiklerini söyledi ve vatandaşların annelerini unutmadıklarını gördük şeklinde konuştu. Tabii ki bu süreçte yaklaşık 45 günlük iş yerlerimizin tam olarak açık değildi, kapalıydı ama şu anneler gününde gerçekten çok güzel oldu. İşçiler Bakanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Telefonla siparişlerini alıyoruz, müşterilerimizin siparişlerimizi ulaştırıyoruz. Gerçekten çocukları da annelerini unutmadı. Çok güzel bir çalışma. Baki Yiğit, insanlar sevdiklerini kucaklayamadı ama biz onlara kucak dolusu çiçekler götürdük dedi. Bu zorlu günlerde hepimiz biliyoruz ki sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı herkes evlerinde ama biz bu işi büyüklerimizden, siyasi büyüklerimizden rica ettik. Sağ olsunlar ricamızı geri döndürmediler. Ve bundan dolayı da köy, şehir, kasaba, mahalle hiçbir yer atlamadan ev ev insanlar sevdiklerini kucaklayamadı ama biz onların adına kucak dolusu çiçekler götürdük. Ve yeniden söylüyorum ki ben ve çalışma arkadaşlarımız adına annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Evet, sevgili izleyicilerimiz, anneler günü, çiçekçiler, işte değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz Covid-19'dan dolayı esnaflarımız, özellikle küçük esnaflarımız zor durumda, dükkanlarını kapatmak durumunda olan işte lokantalar, berberler, sevgili izleyenler, adım adım, kademe kademe bunlar da iyileştirmeler devam edecek. İşte 65 yaş üstünde kademeli olarak sokağa çıkmalar, sevgili izleyenler, AVM'lerin açılışları gündemde, bunlar tartışılıyor. Kademeli olarak tabii ki işte lokantalar, kafeler ne zaman açılabilir, bunlarla ilgili tartışmalar. Futbol Federasyonu, sevgili izleyenler, Haziran ayını işaret ettiği futbol müsabakaları tekrar devam edecek diye değerli izleyenler. İşte yarın efendim ayın 11'inde, yani yarın berberler açılıyor. Berberler açılacak ama çeşitli kontroller ve denetimler olacak. Özellikle hijyene çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili mesela bir haberimiz de var. 12. sıra haberimiz Aykut. Perşembe Belediyesi 11 Mayıs Pazartesi günü işletmelerini açacak olan kuaför ve berber esnafları için işletmeleri dezenfekte çalışmaları yapmış. Hijyenlerini sağlamış. Tabii ki berberler, kuaförlerimiz de bu konuyla ilgili çok çok bilinçlilerdir. Onlar da dükkanlarını açacaklar sevgili izleyenler. 12. sıra haberimizi izleyelim. Perşembe Belediyesi 11 Mayıs Pazartesi günü işletmeleri açacak olan kuaför ve berber esnafları için işletmeleri dezenfekte çalışması yaparak hijyenik bir ortamda vatandaşların hizmet alması için çalışmalarını her alana yayarak devam ediyor. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayın Tandoğan konuyla ilgili açıklama yaptı. Berberlerin ve kuaförlerin dezenfekte işlemlerinin bittiğini ve maske dağıtımı yaptıklarına değindi. 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olan kuaför ve berberleri en iyi şekilde dezenfekte ettik. Kuaför ve berberleri arkadaşlarımı da el dezenfektanı, maske ve spiritler takdim ettik. İnşallah bundan sonra koronasız günler diliyoruz. Tandoğan berber ve kuaförlerin tedbir amaçlı kurallara uymaları açısından uyardı. Özellikle berber ve kuaför arkadaşlarımızı kurallara uymalarını istirham ediyorum. Çünkü kurallara uymak hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı açısından çok önemli. Bir daha geriye dönüş olmaması için bu kurallara riayet edeceklerini düşünüyorum. İnşallah Rabbim açılmayan iş yerlerinin de sırayla açılmasını temenni ediyorum. Onlara bol kazançlar diliyorum. Bol bereketli işler diliyorum. Öte yandan Başkan Tandoğan, kuaför ve berberleri tek tek kendi ziyaret ederek esnaflara siperlik maske ve el dezenfektanı bırakarak herkese bereketli ve hayırlı kazançlar diledi. Tamam mı? İçinde yiyeceğim var, maske var. Evet. Maskeler var, müşteriye verdiği. Müşteri vermiş değil mi? Evet. El dezenfektesi var.
bu koronayı hep beraber el birliğiyle atlatacağız. Çünkü korona gelinecek bir şey değil. Yani biz de bunları en kısa zamanda atlattığımız zaman eski düzenimize, eski sağlığımıza, sizler de eski çalışmanıza döneceksiniz. Onun için kuralı neyi veriyoruz? Evet. He? Bunu vereceğim. Tamam. Bir tane daha verelim. Tamam mı? Kurallar oluyor. Evet, berber esnafları çok heyecanlıdır, kuaförler heyecanlıdır. İşte biraz önce görmüş olduğumuz o berberler, hepsi Perşembe'de, hepsini birebir çok çok iyi tanıyorum. Hatta İsmail, işte okul arkadaşımız, sınıf arkadaşımızdı. Perşembe'de o da berberlik yapıyor. Arkadaşlarımızı, dostlarımızı da bu haber sayesinde görmüş olduk sevgili izleyicimiz. Evet, devam ediyoruz. Mesajlarınız çok yoğun, mesajlarınız geldi sevgili izleyenler. Bunları da sizlere aktarıp bunları da sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağım. Evet, devam edelim. Mesajlarla devam edelim. Evet, Ergün Onur'dan sonra Kamil Erdoğan Bey Kozan selam olsun orduya demişti. Ahmet Yavuz'un mesajını okumuştuk. Devamını da geliyor mesajlarının. Mehmet Günay, Güney günaydın Ümit Bey. Hayırlı sabahlar Mustafa Erler günaydın. Hayırlı günler demiş sevgili izleyenler. Hayrettin Çelik Bahçeli Evler'den selamlarını göndermiş. Anneler gününü kutluyor. Tevrat Şensoy, ordumun sevimli güzel insanları başta olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Münih'ten sevgi ve selamlar demiş. Almanya'dan selam gönderen, mesaj gönderen bir gurbetçimiz, sevgili izleyicimiz Erdin Çamlı. Selam abi, anneler günü kutlu olsun demiş. İsa Demirci Keçiören'den selamlar demiş. Bütün annelerin anneler gününü kutlamış. Erdin Hamlı sevgili izleyenler. Benim annem babam yıllar önce öldü, sevgiler öldüler, analar hiçbir zaman unutulmaz diyor. Erdinç kardeşimiz Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. O da mesajlarını bizlerle paylaşmış. Sevgili izleyicimiz, bütün hayatını kaybeden annelere de Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine, geride bırakmış olduğu evlatlarına da sevgili izleyicimiz sabırlar diliyorum. Anneler gerçekten hiçbir zaman unutulmaz. Mehmet Güney, eczaneden ilaç alma işini nasıl yapacağız diyor, bilgilendirebilir misiniz diyor. Nöbetçi eczaneler herhalde sokağa çıkma yasağı olmuş olduğu günlerde var. Bunlarla ilgili herhalde özellikle sağlıkla ilgili konularda esneklikler sağlanıyor. Bilgim dahilinde konuşuyorum. Detaylı bir bilgim yok işin açıkçası. İrfan Çalışkan günaydın, iyi yayınlar demiş. Erdin Çamlı, pazartesi alabiliyorsunuz kardeşim, hafta içinde de alabilirsiniz. Evet, ilaçlar o şekilde ama yani sokağa çıkma yasağı olmuş olduğu günlerin içerisinde soruyor galiba. Ama nöbetçi eczaneler var mı? Var sevgili izleyicimiz. Sokağa çıkma yasağı olmuş olduğu günler içerisinde de ilaçlarınızı bir şekilde temin edebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sorunlar, problemler olduğu zaman herkes tabii ki kapılarını açıyor. Bu anlamda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ahmet Yavuz sevgili izleyenler selam göndermiş. Suriye Sutun günaydın demiş. İlyas Bağcı Ankara'dan tüm hemşehrilerime günaydınlar. Bütün annelerin anneler gününü bütün kalbimle kutlar. Ahirete intikal edenlere de Allah'tan rahmetler dilerim demiş İlyas Bağcı sevgili izleyenler. Nino Gönül günaydın selam diyor. Tiflis'ten mesaj göndermiş bizlere. Bizler de buradan Tiflis'e mesaj gönderen izleyicimize selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda Nino Gönül diyor ki anneler gününün kutlu olsun Türkiye demiş Tiflis'teki bir vatandaş sevgili izleyicimiz. Evet. Merhaba Ümit abi, Ordu Çambaşı yaylasında kar yağışı oldu. Ordu'da haberlerde de var bu diyor. İzleyin diyor, Çambaşı Obası'na kar yağışı olmuş sevgili izleyenler. Aykut, eğer sosyal medyada böyle bir haberi de rastlarsak ondan indirip izleyebiliriz. Çambaşı'na kar yağdığıyla ilgili Ergün Onur'un bilgi haberi sevgili izleyenler. Abaşoğlu Müjdat Doğru, İstanbul'dan herkese selam olsun, anneler günü kutlu olsun mesajı sevgili izleyenler. Bülent
Aktürk. Günaydın Ümit abi. Gülyalı'dan Bülent Aktürk. Tüm annelerin ve canım annem ve eşim Nurşen Akyurt'u anneler gününü kutlarım. Annelerimizi, ölmüş olan annelerin ne diyor? Mekanların cennet olsun. Kolay gelsin abi demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Günay Erik, günaydın Ümit Bey. Hayırlı günler. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Ahmet Yavuz, çok zor diyor. Çok zor. Annesizlik gerçekten çok zor olduğunu bahsediyor. Mesajı söyle. Çok zor ya annesizlik. Anne annelerin anne koşunu iyi bilmek lazım. Annem yaşasaydı her gün ayağını öpseydim ya. İnanın çok zor annesizlik. Yazarken bile kelimeler boğazıma dayandı. Nefes alamaz hale geldim, geliyorum. Tüm annelerin anneler gününü kutlar, sağlıklar dilerim demiş. İnan Ahmet kardeşim, bu mesajı okurken benim de tüylerim diken diken oldu. Annelerimiz, sevgili izleyicilerimiz, bizler için bir güç. Arkamızdaki koskocaman bir dağ sevgili izleyenler. Hiç kimse olmasa hayatta bile annemizin olduğunu biliriz. Bir söz vardır ya, ağlarsa annem, anam ağlar, gerisi yalan ağlar diye. Tabii ki bu bu zamana kadar gelmiş bir söz sevgili izleyenler. Annelerin evlatları için bütün fedakarlıkları yaptı ve her daim de evlatlarının yanında olduğunu hatırlatan sözler sevgili izleyenler. İşte Ahmet Yavuz da bu kelimelerle ifade etmiş. Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybetmiş olan bütün annelerimize sevgili izleyenler. Evet kardeşim, sizlere WhatsApp'tan bir videoyu yollasam yayınlar mısınız diyor. Ahmet, arkadaşlarımız incelerler, tabii ki yayınlarız. Anneler için bir video demiş sevgili izleyicimiz. Evet değerli izleyicilerimiz, anneler günüyle ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz, mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Hatta Ahmet Yavuz'un da söylemiş olduğu gibi WhatsApp ihbar hattımız var ekranımızda. Aykut, onu da verelim. WhatsApp ihbar hattından da mesajlarınızı göndermiş olduğunuz zaman da göndermiş olduğunuz mesajları da yayınlayabileceğimizi de bir kez daha hatırlatıyorum değerli izleyenler. Evet şimdi kısa bir, daha doğrusu haber, haberlerle devam edeceğiz. Sokağa çıkma yasağından bahsetti. Kısa bir haber sevgili izleyenler. Nasıl kısa? İşte sokağa çıkma yasağı olmuş olduğu günlerde ki görüntüleri, sokak görüntülerini de sizlere paylaşacağım. Önce arka ekranımızdaki görüntüye bakalım Aykut. Bir analizini yapalım kendi çapımıza. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir trafik hareketliliği yok sevgili izleyenler. İnsan hareketliliği de yok. Hatta martılar bile uçmuyor neredeyse sokağa çıkma yasağının olmuş olduğu. Bugün de sadece görevli olanlar, emniyet görevlileri, temizlik görevlileri sevgili izleyicilerimiz dışarıda oluyor. Şu günlerde sokakta gördüğünüz gibi sanki bir fotoğraf gibi araba dahil geçmiyor. Evet, bununla ilgili haberimiz de var. İşte 5. sıra haberimiz, uygulanan bu sokağa çıkma yasağında ki Ordu sokaklarının görüntülerini şimdi getiriyoruz ekranlara sevgili izleyenler. Ordu'da kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı. Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrı Paşa caddeleriyle sahil kenarlarında sessizlik hakim. Karadeniz sahil yolunda ise araç trafiğinin çok düşük seviyede olduğu görüldü. Uygulama noktalarında görevli polis memurları az sayıda geçen araçları denetledi. Polis, bekçi, temizlik işçileri ve çiçekçiler de maske kullanarak görevlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklar ile sahil kesimindeki rutin çalışmalarına devam etti. Evet, hayat devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz, işte sokağa çıkma yasağının olmuş olduğu bu günler içerisindeyiz. İnşallah bu kötü günlerde geçecek. Eskisi gibi sokaklar yine canlanacak, cıvıl cıvıl olacak, dışarıda olacağız. İnsanlarla temaslar eskisi gibi olacak değerli izleyenler, ama şu anda kendimizi
korumamız gerekiyor. Şöyle dünyada nasıl gelişmeler oluyor biraz bunlara da ben bakmak istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz kısa bir tur yapmak istiyorum. Bakın bayram sonrasında ne olacak? Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse sokağa çıkma yasağı Haziran'da tamamen kalkacakmış. Hani bu sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek acaba diye merak edenler varsa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlıkların çalışmaları sonucunda 4 aşamalı normalleşme planına göre 24 şehirde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı Haziran ayında sonlandırılması planlanıyor. Ancak bu karar için bayram sonrasındaki vaka durumlarındaki iyileşmeler gözetlenecekmiş. Bunlara bakılacak. Bunların analizleri yapılacakmış sevgili izleyenler. Ne zaman sona erecek ile ilgili bilgiler. Bakın restoran ve kafelerin açılması ile ilgili de bilgiler var. Bunları da aktarmak istiyorum. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmelerin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamalısı Haziran ayında son verilmesi hedefleniyormuş. Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları da bu takvimle birlikte Haziran ayının ortasına son bulması planlanıyor. 16-19 Mayıs ve Ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'a sokağa çıkma yasaklı kısıtlamalarının uygulanması öngörülüyor. Yani önümüzdeki dönemlerde 16 ve 19 Mayıs sevgili izleyenler 23 ve 26 Mayıs'larda da sokağa çıkma yasakları olacak ama Haziran ayının ortalarına geldiğimizde ise işte genel tabloya bakıp ona göre bir değerlendirme yapılacakmış Cumhurbaşkanlığından gelen bilgiler sevgili izleyenler. Ve restoran ve kafelerin açılması ile ilgili bir durum sevgili izleyenler. Restoran ve kafe ve pastanelerin Haziran ayının ortasına açılması planlanırken ilk etapta saat sınırlaması getirilecekmiş. Plana göre önce mesai saatleriyle sınırlı olmak üzere özür diliyorum ve katı fiziki mesafe koşullarıyla bu iş yerlerinin açılması öngörülüyor. 1 Eylül'de başlaması planlanan 3. normalleşme döneminde ise restoran ve kafelerdeki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırlanmasının kalkması planlanıyor. Bunun için de 30 gün yeni vaka görülmemesi gerektiği belirtiliyor. Konserler, kültür merkezleri, gösteri merkezleriyle birlikte Ağustos ayına kadar Luna Park gibi alanlarında açılabilmesi planlanıyor değerli izleyicilerimiz. İşte bu şekilde 3-4 aşamalı bir plan çerçevesine gidiliyor. Ama işte neye bakılacak burada? Tabii ki bakılacak olan durum nedir? Son durum nedir? Vaka sayısı nedir? Hayatını kaybedenler vatandaşlarımızın durumu nedir? İşte Güney Kore'de örneği var. Normalleşelim demiş denildi. Gece kulüpleri açıldı ve tekrar bir hareketlilik gözlenmiş Covid-19'a. Ondan sonra tekrar gece kulüplerini işte kapatmak durumunda kaldılar. Güney Kore'den gelen haberler sevgili izleyicimiz. Evet bakın Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal mesafeli bank paylaşımı fikri gelmişler. Bu fikri beğenmiş, güzel demiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık uyarısı yaptı sosyal mesafe kurallarıyla ilgili. Bursa kentsel ilçesinde sosyal mesafeli bank fikrini beğenmiş değerli izleyicimiz. Bununla ilgili tweet'i de var. Diyor ki Türkiye'nin pratik zekası salgın şartlarına sosyal hayatta ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapan bir çözülen bir sorunla diyor. Her fikir güzeldi. Mühim olan bunları uygulamak diyor. İşte sosyal mesafeli bank fikirleri de ortaya çıkmış. Evet bir haberi aktaracağım sevgili izleyenler. Daha sonrasında reklamlarımızla sizlerle birlikte olacağız. Üçüncü sıra haberimize devam etmek istiyorum. Aybaslı'ya geçeceğiz sevgili izleyenler. Aybaslı ilçesinde geçen yıl 15 Mayıs'ta meydana gelen heyelan sonucu evsiz kalan vatandaşlar için yeni konut yapımına başlanmış. Oradaki vatandaşlarımız için heyelanı yaşayan ve evleri yıkılan vatandaşlarımız için güzel bir haber. Tabii ki ne kadar hızlı olursa o kadar güzel. Haberimizi izliyoruz. Sonrasında reklamlar. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız.
Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi'nde 15 Mayıs gecesi başlayan ve sabaha kadar devam ederek 22 bina, 31 konut ve bir caminin yıkılmasına sebep olan heyelanın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı harekete geçti. Heyelandan zarar gören toplam 78 vatandaşa geçici olarak kaldıkları konutlarda bir yandan da yeni ev yapımı için arazi belirleme çalışmaları gerçekleştirdi. AFAD Ordu İl Müdürü Osman Işık, heyelanın meydana gelmesinden bu yana heyelandan zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Heyelandan toplam 78 kişinin etkilendiğini belirten Işık, şu an gelinen noktada 15 vatandaşın evini kendilerine ait arazide inşa edeceğiz. Bu evlerin inşaatı yakında başlayacak. Ev yapımı için uygun arazisi olmayan vatandaşlar için yapılan sıkı çalışmalar sonunda yeni arazi belirlendi. Bu arazinin kamulaştırılmasını yapıyoruz. Kamulaştırma işlemleri biter bitmez diğer vatandaşlarımızın evlerinin inşaatına gecikmeden başlanacak dedi. Güzel bir konak ki. Peki benim aklıma hemen bir soru geliyor. Restore edilecek. Restore edildikten sonra acaba ne olacak? Bu da çok çok önemli. Aracımızın lastiği patladı. Sibop değil. Sen böyle hırçınlaşmasan, diğer horozları dövmesen, tavuklara sataşmasan, sen de böyle rahatlıkla hür bir şekilde gezebilirsin. Bu şelalenin boyu yaklaşık olarak kaç metre demiştin? Yukarıda söyledim 25-30 metre dedim ama... Sence bu şelale 25-30 metre var mı? Hani benim ağırlığımla beraber kırılacağını düşünmüyorum. Sadece düşünmüyorum. Eğer kırılırsa çok kötü şeyler olur. İnşallah olmaz öyle bir şey. Merhamet dolu yürekleriyle hayatımıza anlam katan değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Başımızın tacı annelerimizden hayatta olmayanlara rahmet, yaşayan annelerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyor. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Hayal etmek kolay. Gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay. Birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında, üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren North Loft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar, 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. North Loft Haki Yener konutları. GRP gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888 18 18. Sağlıklı günlere daha çabuk ulaşabilmek için evde kal Türkiye. Hadi gençler, sizin, ailenizin, hepimizin sağlığı için evde kalmaya devam edin. We'll be right back.
dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınına dur demek için evde kal Türkiye. Hayat bir süreliğine evde. Özgürce sokağa çıkabileceğimiz günler yakın. O gün gelene kadar evde kal Türkiye. Yaşam için en doğru, yatırım için en karlı seçim. Neva Grup'tan Neva Trend konutları. Her geçen gün yatırım değeri artan Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Neva Trend, 3+1, 140 metrekare daire seçenekleri, lokasyonu, panoramik görüş açısı, çocuk oyun alanları, yüzme havuzu, ticari alanları, her daireye özel otoparkı, havaalanına 11 kilometre, Ordu Giresun Karayolu'na 150, Ordu Üniversitesi'ne 1500, denize 800 metre mesafesiyle sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyor. Ordu'nun yeni trendi. Neva Trend. Bilgi telefon 0532 542 9150. Bu Ramazan D-Smart'ta dostluklar Ramazan pilesi sıcaklığında. İftar neşesinde diziler, filmler karşınızda. Akşamı beklerken saati unutturacak belgeselleri, yemek menüsünü renklendirecek tarifleri kaçırma. Haydi şimdi D-Smart'a. Ramazan'da ailedeki herkese göre filmler, diziler, belgeseller ve çok daha fazlası D-Smart'ta. Hangi yaşta olursan ol, evde kal Türkiye. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Bu zor günleri atlatmaya siz de yardım edin. Koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını engellemek için zorunlu olmadıkça evde kalmaya devam edin. Yeniden özgürce sokağa çıkabileceğimiz günler yakın. O gün gelene kadar evde kal Türkiye. Siz buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz mutlu yüzler görüyoruz. Parkta eğlenen çocukları, yeni umutları, yeni mutlulukları görüyoruz. Büyük işler büyük hayallerin eseridir. Yapılarımız bizim en büyük eserimizdir. Alanlar inşaat, alan kazanır. Dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınına dur demek için evde kal Türkiye. Hayat bir süreliğine evde.
her şey sıra dışı başladı. Yeni Türkiye için yeni altın orduyu kurmaya, güçlü Türkiye için kalkınan orduyu oluşturmaya, büyük Türkiye için altın ordu ve orduyu şaha kaldırmaya hazır mıyız? Samimi, genç, enerji dolu bir başkan. Bambaşka bir altın orduyu inşa etmek için gece gündüz çalıştı. Kamu malı beytül maldır dedi. Kamu malı sadece bir retorik olarak değil, bir hamaset, bir hamaset cümlesi olarak değil. Bizim için beytül maldır. Önce şeffaf ve adil bir yerel yönetim anlayışını ortaya koydu. İlk icraatı borç yükünü azaltmak oldu. Bir dizi tasarruf tedbirlerini hızlıca uygulamaya soktu. İsraf ve saltanata son verdi. Sadece odasını değil, tüm belediyenin kapılarını halka açtı. İhaleler canlı yayında yapıldı. Kararlı, azimli, istikrarlı başkan profilinin yanında mütevazi tavırlarıyla da gönüllere girdi. Korumasız, makam araçsız, karış karış gezdi altın orduyu. Dolmuşa bindi. Herkes gibi yaşayarak seçilenle seçen arasında olması gereken bağ bu dedirtti. Çat kapı ziyaretlerle herkesin sofrasına misafir oldu. İnce belli bardakta içilen tavşan kanı çaylar başkan sohbetiyle daha da lezzetlendi. Şaşırtmayı hep sevdi. Bir gün çocuklarla oyun oynarken takıldı kameralara. Bir gün temizlik personeliyle ayağında çizme kürek sallarken. İnatçı ruhu, bürokrasi tecrübesiyle tuttuğunu koparmasını da hep bildi. Çünkü onunki bir aşk değil, bir sevda hikayesiydi. Adına şiirler yazdığı, ilk sevdam dediği altın ordusuna kavuşan Mecnun misali sarıldı yarine. Ve onunla şimdiden altın orduda çok şey değişti. Öyle ki görevinin daha ilk yılında belediyeye kazandırdığı yıllık 12 milyon lira tasarruf sağlayan projeyle ödül aldı. 2019 yılının en başarılı proje ödülüne layık görüldü. Bundan sonra da vizyonu dünya kenti ordumuz için dün de bugün de yarın da birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek nasip olur. Güveniniz, inancınız, işbirliğiniz ve desteğiniz için teşekkürler Altın Ordu. Bu güzel şehrin kalkınmasında, aziz hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu yolunda yürüyecek çok yolumuz, yapılacak çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz. Altın Ordu. Başkın Tören, Altın Ordu Belediye Başkanı. Bereketinle gel ey rahmet ayı. Maddenin esiri olmuş insanlığa bereket getir. Umudunla gel ey 11 ayın sultanı. Korkularımızın altında kalan yarınlara umut ol. Dirliğinle gel ey mağfiret mevsimi. Paramparça olmuş İslam coğrafyasını ümmet yap. Hidayetinle gel ey Kur'an ayı. Rabbimizin izniyle bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkar. Yusuf Arslan'ın sunumuyla Ramazan bereketi her akşam saat 18.40'da TV 52 ekranlarında.
Evet sevgili izleyicilerimiz, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Hafta sonu programımızda güzel bir pazar gününde ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatıyoruz. Hepinize günaydın diliyoruz diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Güzel bir pazar günü. Hemen manzaramıza da bakalım. Memleket havası diyoruz ya, işte memleketin havasını alalım değerli izleyenler. Hem de sokağa çıkma yasağının olmuş olduğu, sokağa çıkma uygulamalarının olmuş olduğu bir gün içerisindeyiz. İşte böylesine güzel, böylesine değerli bir gün içerisindeyiz. Evet, sosyal medya üzerinde baktık, inceledim. İşte biraz önce reklam arasında hep annelerimizle ilgili mesajlar var. Bir kez daha herkesin anneler gününü kutluyorum. Kendi annemin de anneler gününü kutluyoruz. Sevgili izleyicimiz, hayatını kaybeden annelerimize, analarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride bırakmış olduğu evlatlarına da sabırlar diliyoruz. İşte hayatta olan sevgili izleyicimiz, annesiyle konuşup ona sarılabilme imkanı olan herkesin de annelerinin değerini çok çok iyi bilmeleri gerektiğini de hatırlatıyoruz. İşte görüntümüzü alalım Aykut. Normal görüntümüze geçelim. O yüzden sevgili izleyenler, gelen mesajlarınızda anneler günüyle ilgili mesajlar var. Göndermiş olduğunuz mesajlarınızı da paylaşıyorum. Çağlar Ünsal Başoğlu İstanbul'dan selamlar, sevgiler, saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Yavuz mesaj yollamış sevgili izleyenler WhatsApp ihbar hattı üzerinden. Video göndermeniz gerekiyor WhatsApp ihbar hattına. Aykut da ilgileniyor onlarla sevgili izleyenler. Burhan Evci çok özür dileyerek bu kadar abartılmaz anneler günü. Annesi olan var, olmayan çocuğu ölmüş olan analar var, çocuğu olmayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, büyüklerimiz var. Sadece bugünlerde aşırı almak bence diyor saygısızca geliyordu. Bu benim sadece nacizane düşüncem. Annesi olanlar annelerinin değerini bilsinler, yeterli diyor değerli izleyicimiz. Yorum yapmıyorum, sadece Burhan Evci'nin göndermiş olduğu mesajı okuyorum değerli izleyenler. Cihat Baştürk İstanbul Sultan Gazi'den orduya selam olsun. Eli öpülesi tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Biz her yerde ordu değil, çünkü her yerde her yer ordu değil. Çok özledik diyor orduyu değerli izleyicimiz. Evet, Yücel Yurtseven Ümit kardeşimin yayınlar sahne bütün annelerin anneler gününü kutluyorum demiş. Selamlar demiş Yücel Yurtseven. Yüksel Mıkçı İstanbul'dan selamlar Ümit Bey. 111 yaşında babaannemin, bütün anne babaannemin ve bütün annelerin ve ahirete intikal eden annelerin anneler gününü kutlarım diyor Yüksel Mıkçı. 111 yaşında babaannesi varmış. Allah uzun ömürler versin, Allah sağlık sıhhat versin sevgili izleyicimiz. Evet, mesajlarınız geldiği zaman yine mesajlarınızla programımızı sürdürmeye devam edeceğim. Mesajlarınızı aktaracağım programın içerisinde değerli izleyicilerimiz. Özellikle mesajlarınızı atlamamaya çok çok dikkat ediyorum, gayret ediyorum. Konuyla ilgili mesajlarımızı da paylaşıyoruz. Evet, devam edelim. Dördüncü sıra haberimizle devam edeceğiz. Gündemimizde TV2 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlere bakıyoruz. Haber gündeminden içerisinde neler var sevgili izleyenler. Altınordu Arpaköy mahallesinde ikamet eden Abdullah Türkmen evin yolunun sorununa çare bulamıyor. Evine tek giriş yolunun Melit Irmağı'ndan geçmek olan Abdullah Türkmen yetkililerden yardım istiyor sevgili izleyicilerimiz. Melit Irmağı'ndan dün de mesela Melit Tırmağı o bölgedeydik. Bizler de program çekimi içerisinde önceki gün sevgili izleyenler. Ve yağmur yağışı, karların erimesiyle beraber baraj sularında serbest bırakılmasıyla beraber Melit Irmağı'nın sevgili izleyenler suları oldukça yükselmişti. Melit Irmağı'nın o havzadaki ağaçlar sular altında kalmıştı. Bakın oradaki bir vatandaşımız da bir çözüm istiyor kendisine. Haberimizin detaylarıyla beraber hep birlikte izliyoruz.
Altınordu'nun Arpaköy mahallesinde ikamet eden Abdullah Türkmen evine giden yol sorununa çare bulamıyor. Evine giden yolun üzerinden Mele Tırmağı geçiyor ve yağmurlu havalarda da ırmağın yükselmesiyle beraber evine tek gidiş yolu olan yoldan geçemiyor. Bazı zamanlarda ise evinde mahsur kalıyor. Mecburiyetten dolayı köyüme ev yaptırmak zorunda kaldım. Hani köyüme yerleşmek mecburiyetindeydim. Evimi yaptırdım, yalnız yolum olmadığından dolayı 7 senedir ırmakla mücadele ediyorum. Başka bir yerden yol yeme şansı çok zor. Hayvancılık ile uğraşan Abdullah Türkmen hayvanları için almış olduğu yemleri yeri geldiğinde ırmakta su azken arabasıyla, yeri geldiğinde ırmakta su çok olduğunda sırtıyla evine ırmağa geçerek taşıyor. 7 senedir sırtımda hayvanlarıma yem çekmek zorundayım. Ve çektim de, bu zamana kadar geldim de. Bugün inan ki dün aldığım yemi bugün karşıdan, hani barajda su boy verdi. Karşıdan alayım dedim. Üçüncü seferimde suya yakalandım. Barajın suyuna yakalandım. Ve zor bir şartla. Yani zaten görünen köy kulağı istemez. Görüntülerde de bellidir. Abdullah Türkmen yetkililere seslendi. Lütfen yol konusunda yardım edin dedi. Sayın Cumhurbaşkanım, hürmetlerimi saygılarımı sunarım. Ve Ordu'daki yetkili birimler, mülki amirler, lütfen benim bu konuşmamı dikkate alın, bu görüntülerimi dikkate alın. Rica ediyorum, bana yardım edin. Evet sevgili izleyenler, baraj sularının serbest bırakılması, efendime söyleyeyim, yağan yağmurlar, karların erimesi Melet'in suyunu oldukça yükseltti. Vatandaşımızın evi de yolun karşı tarafında, ırmağın karşı tarafında gerçekten özellikle suların yükselmesiyle beraber çözümsüz öyle gidip gelişler falan. Mesela şeyde Tuna Suyu Vadisi'nde de buna benzer görüntüler olduğu zaman hep asfalt köprüler yapmışlar ama Melet Irmağı çok çok daha büyük sevgili izleyenler. Buraya asfalt köprü yapmak gerçekten mümkün değil. Çözüm de değil. Ne olabilir? Nasıl çözümler üretilebilir? Vatandaşımız işte burada şikayetini dile getirmiş ama yolun öbür tarafında tek bir tane ev var. Nasıl çözüm üretecekler? Ne yapacaklar? İnşallah vatandaşımızın sonuna da bir şekilde bir çözüm üretilir ama sıkıntılı bir durum. Sıkıntılı bir durum. Düşünün yani bunun hastalığı var, sökeri var, ihtiyaçlar var sevgili izleyenler. Geceden gündüze yağış durumunun değişmesi, karşıdan karşıya geçmek çok kötü bir durum. Şimdi bugünden beri kar haberleri geliyor. Çambaşı'dan kar görüntüleri gelmiş sevgili izleyenler. Efendime söyleyeyim nedir? Ulugöl'den de karlı görüntüler atmışlar. Şimdi yine daha önceden yağmış olan karların işte o bölgelerde kar kürtükleri oluşturuyorlar. Onlarla ilgili görüntüler var ve bir haber yapılmış. 2000 rakımlı Çambaşı Ayrılası'nın neredeyse Mayıs ayının ortasında geldiğimiz şu günlerde kar yağışı etkili oluyor. 5 metreyi bulan kar kalınlığı Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi yol açma çalışmaları ile hızla temizleniyormuş. 6. sıra haberimiz izliyoruz. Mayıs ayının neredeyse ortalarına geldiğimiz şu günlerde 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'ndan gelen kar görüntüleri görenleri şaşırtıyor. Bugün yaylaya çıktık. Arkadaşlar çalışma yaparken bugünkü kar mücadelesinde yayla yollarımızı açarken gerçekten çok yüksek bir kar kütlesi, yaklaşık 5-6 metreyi bulan yükseklikte. Obaların yolları Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hızla açılıyor. Baharın gelişiyle yaylacıların obalarına ulaşmaları için sürdürülen kar açma çalışmalarında kar yağınlarının kalınlığı 5 metreye yükseldiği görüldü. Hemşehrilerimiz bir an önce yaylalarına özlemlerini gidersinler. Yaylalardan çıksınlar inşallah. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya tüm yaylacılarımıza yeni yayla sezonunun hayırlı olmasını, bereketli geçmesini diliyor, özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.
Kar kürtükleri sevgili izleyenler özellikle Çambaşı ve Yeşilce arasındaki o güzergah üzerinde çok riskli bir bölge, açılması her zaman geç oluyor. Daha farklı bölgeleri de var. Orası da bir ana güzergah sevgili izleyenler ve bu kar kürtüklerini oralarda rastlayabilirsiniz. Gerçekten metrelerce kar kürtükleri oluyor. İşte rüzgarla yığılıyor, kar kremi araçları açıp karları kenarlara bırakıyor ve orada 4 metre, 5 metre daha da fazlayı bulan kar yığınları, yığıntıları meydana gelebiliyor ama çok ilginç de görüntüler oluşuyor. Evet, mesajlarınızı ben yine aktarmaya devam edeceğim. Aykut, WhatsApp hattına gelen alabildiğim mesajlar varsa, görüntüler, onları da alalım. Çünkü ekranda izleyicilerimize yayınlayabileceğimizi söyledik. İstanbul'dan selamlar dedi. Çağla, Ünsal Başoğlu, Sema Avcı. İstanbul'dan selamlar. Her bayramda Ordu'da oluyorduk. Bu sene böyle olsun diyor. Sağlık olsun. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun mesajını göndermiş. Yine aynı şekilde İstanbul'dan selamlar. Her bayram aynı mesajı atmış sevgili izleyenler. Ben de anneyim diyor. O da anneler gününü kutlamış sevgili izleyicimiz. Evet, annelerimiz hayattayken sevgili izleyenler, onlarla birlikte beraberken onların değerlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu konuda gelen mesajlarımız da var. Güngör Durkut, günaydın, hayırlı günler dilerim demiş. Ali Sinç, anneler günü yılın her günüdür diyor. Sadece bir güne kutlamayla olmaz. 365 gün anne ve babalar günüdür. Ölenlerimize rahmet, hayatta olanlara sağlık, sıhhat diliyorum. İstanbul'dan selamlar Ali Sinç sevgili izleyenler. Olgun Yazıcı, günaydın, Antalya'dan Ordu'ya, memleketim İkizce'ye selamlar. İkizce'de Yukarı Karaağaç kümevlerindeki karantina ile ilgili bir gelişme var mı acaba diyor. Bildiğim kadarıyla karantina süreci içerisinde belli bir süre geçip kontroller yapılacaktır. Süreç bu şekilde ilerliyor bildiğim kadarıyla. Antalya'da hayat bir nebze normale döndü. İnşallah Ordu'da da her şey güzel olur demiş Olgun Yazıcı sevgili izleyenler. İşte Antalya, Akdeniz, o bölge Marmara, efendim Ege, Karadeniz, buralarda turizmin hareketli olmuş olduğu yerler ama tabii ki bir Akdeniz sahilini hiçbir yerle kıyaslayamıyoruz. Yani düşünün, milyar dolarlık turizm gelirleri ve maalesef ki bu yıl işte bu gelirlerden, eğer bu Covid-19 yüzünden mahrum kalacağız veyahut da çok az bir bölümü gelecek. İnsanlar Covid-19 ne zaman geçer, turizm ne zaman hareketlenir, hiçbir bilgi yok, sadece tahminler var, hareketlilikler var. Uçuşlar yakında yavaş yavaş kademeli olarak başlayacak. Otellerde turizm mantığı da değişecek. İnsanlar artık böyle otellerde kitlesel olarak, toplu olarak değil de biraz daha bireysel olarak turizmi tercih edecekler bu yıl diye düşünüyoruz. Çadır turizmi, buna benzer turizmlerde, turizm şekillerinde farklı bir gelişme olabilir diye herkes düşünüyor. Biraz önce spordan bahsettik sevgili izleyenler. Peki bu dönem içerisinde işte Haziran ayında diyelim ki Futbol Federasyonu karar verdi. Futbola, insanlar futbollarını oynayacaklar. Veyahut da işte güreşçiler var, boksörler var, işte bireysel sporlar var. Toplu olarak yapmış oldukları işte salon sporları var. Acaba sporcular ne durumda? Onlar da devamlı antrenman halinde olmaları gerekiyor. Çünkü bu da sevgili izleyenler, bu antrenmanların sürekliliği eğer olmazsa yoruluyor ve kaslar gevşiyor. Efendime söyleyeyim, futbolcu formdan düşüyor, sporcu formdan düşüyor. Bununla ilgili sevgili izleyicimiz Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, virüs döneminde sporcular için yapılan çalışmalardan bahsetmiş. 7. sıra haberimiz. Eğer sporla alakalı, sporla ilgileniyorsanız bu haberimize dikkatinizi çekecektir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünya genelinde sporcular antrenmanlarını evlerinde yapmaya başladı. Normalleşme sürecine girildiğinde ise bazı spor kulüpleri sporcular için tedbirli antrenman uygulamaya başlamışlar. Haberimizi izleyelim. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünya genelinde sporcular antrenmanlarını evlerinde yapmaya başladı. Normalleşme sürecine girildiğinde ise bazı spor kulüpleri sporcular için tedbirli antrenman uygulamalarına başladı.
Bu kapsamda Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, virüs döneminde sporcular için yapılan çalışmalardan bahsetti. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, süreçten dolayı evlerine kapanan sporcularla antrenörlerin yakından ilgilendiğini belirtti. Bu süreçten dolayı sporcular eve kapanmak zorunda kaldı ama aktif spor hayatlarına devam edecekleri için performanslarında düşürmemeleri gerekiyor. Mecburen bununla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatlarıyla bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Tüm antrenörlerimiz online bir şekilde sporcularına antrenman yaptırıyor. Salonlarımızdaki envanterleri, spor malzemelerini antrenörlerimiz sporcuların başarı durumuna göre sporcuların evlerine dağıttılar. Mustafa Genç, Ordu'da olimpiyatlar için hazırlanan sporcuların olduğunu söyledi ve sporcuların spor salonlarını kullanmaları için özel izinlerin alınmaya başlandığının altını çizdi. Bizler ne yapıyoruz? Olimpiyatlara hazırlanan sporcular çok önemli. Çünkü bir yıl sonra ertelenen olimpiyatlar yapılmış olacak. Özellikle olimpiyat vizesi almış sporcularımız ve alma ihtimali olan sporcularımıza özel antrenmanlar için bu aydan itibaren onlara izin vermeye başladık. Salonları kullanmaya başladılar. Paralimpikte ve olimpik branşlarda vize alan sporcularımız tüm Türkiye'de. Bununla birlikte de yavaş yavaş ferdi antrenmanlara artık geçilebilecek tek tek. Bu da tabii ki bu biraz daha zaman alacak. Virüs öncesinde de tüm salonlarda hijyen kurallarına uyulduğunu söyleyen Genç, artık bundan sonra daha da fazla özen göstereceğiz dedi. Ya tabii bundan sonra biz zaten tüm salonlarımızda hijyen kurallarına dikkat ediyorduk. Çünkü niye korona olarak düşünmeyin. Yani salgın başka hastalıklar da var. Yani bir sporcuda olan bir hastalık bir diğerine de bulaşabilirdi. Bundan dolayı zaten tüm tesislerimizde hijyen kurallarına dikkat ediyorduk. Bundan sonra daha fazla dikkat edeceğiz. Yani özellikle bakteriyel anlamda buna özen göstereceğiz. Evet, hijyen kurallarına uyarak sevgili izleyenler, çeşitli kurallara uyarak sporcular da antrenmanlarını artık yavaş yavaş yapacaklar, arttıracaklar. Onlar için de çok çok önemli bu antrenmanlar. Çünkü sporcuların devamlı hareketli ve güçten düşmemeleri gerekiyor. Aydın Çelik, Günaydın TV'deki ve bütün annelerin anneler günü kutlu olsun demiş Mustafa Polat. Günaydın Ümit Bey. Ailemizin televizyonu TV2'ye selamlar, iyi yayınlar İstanbul'dan. Bugün anneler günü başta olmak üzere diyor. Benim rahmetli annem olmak üzere herkesin anneler gününü kutluyorum. Güzel orduma ve mesut dillere selamlar, iyi yayınlar İstanbul'dan selamlar, hoşça kalın demiş sevgili izleyenler. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, anneler günü her gündür diyor Sinan Düven sevgili izleyicilerimiz. Doğru söylüyor izleyicilerimiz de, ihmal etmememiz gerekiyor. Programımızda aktardık sevgili izleyicilerimiz, gelen mesajlarınızı aktarmaya çalışıyoruz. Memleketimizin her yerine gerçekten bahar geldi, bahar havası geldi. Kuşlar, böcekler o kadar güzel, gördükler o kadar güzel şeyler var ki değerli izleyicimiz. İşte bizler de yapmış olduğumuz programlarda bunlara şahit oluruz. Özellikle ben yapmış olduğum gezi programım var. Bu gezi programında gerçekten o kadar güzel görüntülerle karşılaşıyoruz ki, ve memleketimiz çok büyük. Çok büyük, çok farklı özellikleri var. Her metrekaresine farklı farklı değerler var. Sadece yüzeysel olarak bakmaktansa şehrimizin derinliklerine de girmek lazım. Bu akşam saat 20'de de Köşe Bucak programında da yine sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyenler. Gerçekten memleketimizin değerini çok ama çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet, şimdi haberlerimize devam edeceğiz yine. TV2 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberler sevgili izleyicimiz. Haberlerimiz memleketimizin her yerinden gelen gündemleri tartıp sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Evet, 14. sıra haberimize aktarmak istiyorum. Çaybaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındıkta verimi olumsuz etkileyen hastalık ve zararlılara karşı özellikle kahverengi kokarca için feromen tuzaklar kurmuşlar. Haberimizin detayını izliyoruz şimdi. Ülkemizde ve bölgemizde yeni bir zararlı türü olan
kahverengi kokarca ile survey çalışmamız. Çaybaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü fındıkta verimi olumsuz etkileyen hastalık ve zararlılara karşı zirai çalışma başlattı. Zararlı fındık tanelerinde emgi yapmak suretiyle tane içinde kararma, buruşukluk, acı meyve oluşumuna neden olmaktadır. Zirai mücadele kapsamında özellikle kahverengi kokarcaya karşı fenomen tuzaklar asılarak etkin bir çalışma yürütülüyor. Zararlı ile mücadele amacıyla ilçemizde 3 farklı noktada tuzaklar asarak zararlının varlığını bölgemizde saptamak için çalışma yapıyoruz. Kontrollerimiz Ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecektir. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli sezon dileriz. Hastalıklar ve zararlılar fındık tarımında önemli bir sorun olarak yer tutuyor. İlçede 3 farklı noktaya kurulan tuzaklardan etkili bir sonuç bekleniyor. Evet, bu fındık için zararlı olan bu canlılara karşı da kurulan tuzaklar önümüzdeki dönem içerisinde fındık sevgili izleyenler, fındık hasatları hepimizin merakla beklemiş olduğu bir gündem, bir konu. Fındıklarla yavaş yavaş yeşillenmeye, tumarlaklaşmaya başladı. Umarım ki güzel, verimli bir sene olur. Fındık fiyatlarında da geçmiş olduğumuz yıllara göre daha iyi olacağı, çok çok daha iyi olması gerekiyor bu yıl. Bu yılda üzerine sorumluluk olanların özellikle üretici lehine kararlar vermesi ve çalışmalar yapması gerekiyor. Evet, Sinan Aydemir, Ümit Bey, bence ben diyor başta diyor annem olmak üzere tüm annelerimizin anneler günü kutluyorum. Ayrıca tüm şehit annelerimizin de anneler günü kutlu olsun diyor. Onları da unutmayalım diyor Sinan Aydemir. Telat Çavaş, Bursa'dan sevgiler, analarımız, analarımızın, annelerimizin anneler günü kutlu olsun diyor. Mesajlarında değerli izleyicimiz, mesajları da bu şekilde mesajlarınız geldiği sürece elimden geldiği kadar atlamadan aktarmaya gayret ediyorum sevgili izleyenler. Bir yandan da gündemdeki haberlerimizi paylaşıyoruz. 10. sıra haberimizle devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi sevgili izleyenler, Fatsa ilçesi Taşırca, Demirce, Kızıl Kılavuz Ömer mahallelerinin yanı sıra Çamaş'ın Söke, Budak mahallelerinde de ulaşım sağlayan 5,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunu sıcak asfalta kavuşturuyor. O yöre insanlar için sıcak asfalta kavuşmak trafiğin rahatlaması, daha doğrusu trafiğin rahatlaması, yolların güzelleşmesi çok çok önemli. Çünkü biliyorsunuz zorlu arazi koşullarında yıllarca o toprak yollarda, stabilize yollarda köylerimize sallana sallana ciplerle beraber gittik geldik sevgili izleyenler. Şimdi herkes kendi araçlarıyla beraber rahat bir şekilde daha hızlı, daha kesirme yollardan gidiyoruz. Ulaşım daha da kolaylaştı. İşte yine sıcak asfalt çalışmalarından bir tanesi Büyükşehir'in çalışmaları, 10. sıra haberimiz, izliyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Patsa ilçesi Taşlıca, Demirci, Kılavuz Ömer mahallelerinin yanı sıra Çamaş'ın Söke, Budak mahallelerine ulaşım sağlayan 5,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunu sıcak asfaltla kavuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman'la Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, çalışmaların sürdürüldüğü grup yolunda incelemelerde bulundu. Bu arter aslında neredeyse hemen her yeri birbirine bağlıyor. Bu yoldan Çamaş'a gitmeniz de mümkün, Gürgen Tepe'ye gitmeniz de mümkün. Fasya'ya zaten bu yol iniyor. Bu arterde yaklaşık 3-4 bin vatandaşımız yaşıyor. Burası onlar için çok önemli bir yoldu. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak koronaya rağmen çalışmalarımıza 7-24 gece gündüz demeden hızlıca devam ediyoruz. Burası 5,5 kilometre bir yol. Biz de sıcak asfalt yapıyoruz. Hızlıca bir hafta içerisinde, havalarda iyi giderse inşallah, bir hafta içerisinde burayı hızlı bir şekilde bitirmiş olacağız. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar çalışmaların vatandaşları memnun ettiğini dile getirdi. Vatandaşlarımızın memnuniyeti görülmeye değer. Uzun yıllardır sorun olarak dile getirilen bu grup yolunda tozdan en büyük şikayetler var.
OSKİ'nin gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra, altyapı çalışmaları bittikten sonra da hızlı bir şekilde yaz ayına gelmeden buranın sözünü vermiştik. Ben bu yılın hizmete geçmesinde, çalışmaların başlamasında Büyükşehir Belediye Başkanımıza talimatlarından dolayı FATS adına, mahalle halkı adına çok teşekkür ediyorum. Demirci Mahallesi Muhtarı Taylan Şendur ve Taşlıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Şükrü Gülmez de yapılan çalışmalardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'a teşekkür etti. Yaklaşık olarak bir dönem önce programa alınmıştı. O bir dizi tarihsizlikten dolayı yapılamamıştı maalesef. Çok şükür gecikmiş de olsa gelmiş, çok önemli bir hizmet olarak. Önce Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Fatsa Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu yıllardır beklenen bir şeydi. Halkımız çok mağdurdu. Allah razı olsun. Bu yol çalışmasıyla 3-4 tane köyümüz yol problemi çözülmüş oldu. İnsanlarımız refaha kavuştu. Evet sevgili izleyicilerimiz, işte sıcak asfalt çalışmaları Fatsa o bölgede, yine bir başka sıcak asfalt çalışmasının olmuş olduğu yere geçeceğiz şimdi. O da 13. sıra haberimizin detaylarında Perşembe sevgili izleyenler, Perşembe Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde Kırlı Mahallesi merkezi bağlantı yollarına sıcak asfalt ile buluşturuyormuş. O yöreler için de güzel müjdeli haberler sevgili izleyenler. İşte toprak yolunun üzerinde sıcak asfalt dökülüyor. Ve o sıcak asfalt gerçekten çok çok büyük bir rahatlık sağlıyor o yöre insanı için. Bu haberimizi de izleyelim. 13. sıra haberi birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. İzliyoruz. Perşembe Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yol çalışmalarına aralıksız devam etmekte. Perşembe Belediyesi Kırlı Mahallesi merkezi ile bağlantılı yollarına sıcak asfalt ile buluşturuyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in destekleriyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Perşembemizin eski beldelerinden olan Kırlı Mahallesi'nde çalışmalarına başladık şu anda. Büyükşehir'in desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Gümrükler'in büyük desteğiyle beraber Perşembe'de atlak çalışmalarına başladık. Kırlı Mahallemizin büyük mahallelerimizden biri. İnşallah burada yapılmadık, gidilmedik ev kapısı bırakmayacağız. Bize biraz sabretsinler. Çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda beton ve asfalt çalışmalarının biteceğine değinen Tandoğan, sokağa çıkma yasağını değerlendirerek çalışmaların hızlandığını belirtti. İnşallah bundan sonra Kırlı Mahallemizin de merkezinin mahallelerine bir yandan beton, bir yandan asfalt, söz verdiğimiz gibi hepsini yerine getireceğiz. Bu tatil gününde ve sokağa çıkma yasağını da değerlendirip personellerimizle beraber en iyi şekilde şu anda çalışmaya devam ediyoruz. Ben bunun için özverilerde bulunan personellerimize çok çok teşekkür ediyorum. Evet, söylemiş olduğumuz gibi o bölgede yaşayan insanlar için çok çok önemli, çok çok değerli yollar sevgili izleyenler. Gazetelerimize devam edeceğiz. Yerel gazetelerimize, birçok yerel gazetemiz var biliyorsunuz. Cumartesi ve pazar günleri yayına bir bölümleri çıkıyor, bir bölümleri işte internet üzerinden ulaşabiliyoruz sevgili izleyenler. Şu anda iki tane gazetemiz var. İlki Vizyon Gazetesi. Vizyon Gazetesi'nin ilk sayfasına bakalım. Gündemi nasıl görmüş, nasıl değerlendirmiş işte. Evet, Cemal Enginyurt sevgili izleyenler. Ordu Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Cemal Enginyurt, meydan boş değil başlı Vizyon Gazetesi'nin ilk sayfa ana gündemi, ana başlığı değerli izleyenler. Bakın, bazı kesimlerin hedefinde Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'ya Akça varmış. Cemal Enginyurt'tan destek geldi. Enginyurt, istediğiniz ziraat odaları yok, beslediğiniz tipler tükendi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı yalnız değildir diyor. Haberin devamını aktaracağım.
hükümete ve TMO'ya izlediği fındık politikaları nedeniyle destek veren açıklamalar yapan ve bu nedenle belli bir kesimin hedefinde olan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'ya Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan destek geldi. Sırf muhalefet için yaşayanlar olduğunu söyleyen MHP Milletvekili Enginyurt, fındık fiyatları 25 liradan işlem görürken sırf muhalefet için yaşayanlar üreticinin elinde fındık mı kaldı diye yazıyor. Boş boş konuşuyor. 2019 fındığının üzerinden 10 ay geçti. Üreticinin elinde fındık niye olacak diye dile getirmiş Cemal Enginyurt ve Vizyon Gazetesi'nin ilk sayfa haberi, ilk gündem haberi sevgili izleyenler. Hemen yanındaki bir habere geçelim şimdi. Gürsoy küresel bir kriz yaşıyoruz diyor. Ordu TB eski başkanı Gürsoy koronavirüsün sadece Türkiye değil tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirterek oluşacak ekonomik hasarı minimum düzeyde tutabilmek için önümüzdeki sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor diyor. Ve hemen altında ÜTB Başkanı Mustafa Uslu zor günlerden geçirilen bu süreçte bir nebze de olsa destek olmak için nefes kredisiyle üyelerini kendilerine nefes olmayı amaçladıklarını söylüyor sevgili izleyicimiz. Evet, şimdi esnaflar belli belli kademe kademe açılacak. Bakalım inşallah herkes istemiş olduğu iş kapasitesine ulaşır. Altındaki haberle devam edeyim. Fatsa Bülbül Deresi üzeri kapatılıyormuş. Dünkü haberlerimiz içerisinde de vardı. Fatsa ile ilgili yine bir haberimiz var sevgili izleyenler. Önümüzdeki dakikalar içerisinde bunu da sizlere aktarıp paylaşırız. 662 bin ton fındık işlem görmüş. 8 aylık dönemde borsalarda toplam 662.316 ton fındık işlem görmüş. Fındık üretilen bölgedeki 21 ticaret borsası Ağustos Mart dahil olmak üzere 8 aylık dönemde gerçekleştirilen fındık satışına ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve Torun fındık üreticisi halimiz ne olacak diye düşünüyor diyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Giresun başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde başlıca geçim kaynaklarına olan bir olan fındık her yıl yaşadığı belirsizlik sürecini geçtiğimiz yılda yaşamıştır dedi. Torun tatmin edici olmasa da TMO'nun Ekim ayına devreye girmesiyle fiyatlar üreticinin beklentisine yaklaşmıştır. Ancak TMO Eylül'de alım yapsaydı diyor sözlerine devam etmiş sevgili izleyenler. Maskelerde de tavan fiyat 1 lira, 1 liranın üzerine maske satılmayacak, satılamayacak ve bu 1 liralık fiyata da itirazlar geliyor sevgili izleyicilerimiz. Biliyorsunuz 50'lik paketlerin 250 liraya satılmış olduğu dönemlerde oldu. Covid-19'un ilk dönemleri içerisinde çok şikayetler sosyal medyada bunlarla ilgili tartışmalar oldu. Yani 5 liraya kadar gelmişti. O dönemde tabii ki şimdi düşünün sevgili izleyenler. Yani bu maskelerin neredeyse kara borsaya düşmüştü. Bazı uyanıklar sevgili izleyicimiz. Efendim mesela bu işten nemalanmak, krizi fırsata çevirmek isteyenler 20 kuruşluk, 30 kuruşluk maskeleri 5 liradan satmaya kalkıldı. Ondan sonra denildi ki maskeleri biz kendimiz vereceğiz diye devlet olaya el koydu sevgili izleyicimiz. Daha sonra yeni bir dönem, bu dönemde ise o uygulamadan da vazgeçildi. Çünkü eczaneler verecekti, postane dağıtacaktı, bir sürü sıkıntılar istemiş oldukları gibi sağlıklı bir sistem yürütülemedi. Ve nihayetinde maske tekrar devreye geldi. Marketlerde, efendim söyleyeyim, eczanelerde satılacak. Fiyatı 1 lira sevgili izleyenler. Düşünün. 5'ti. 50'lik paket 250 liraya satılıyordu. Kendimiz gördük, rakamlar da vardı. Demek ki bu şu anki hesaba göre 50'lik paket 50 liraya satılabiliyor. Yani 5 katı fiyatla satılmaya raflardaydı bu. Bu fiyata demek satılabiliyormuş. Hatta öyle bir şey söyleyeceğim ki şimdi 1 liralık fiyatın bile pahalı olduğu düşünülüyor, eleştiriliyor. Maliyeti 20 kuruş, 30 kuruş. Veyahut da 40 kuruş 50 kuruş sevgili izleyenler. Yani bu kadar 1 lira olduğu halde bile %100 kar anlamına, kar marjı anlamına geliyor. Şu dönemler içerisinde karların minimize düşünüp halkın sağlığı için
halkın faydasına olacak olan şeylerde özellikle farklı bir fiyat politikası olabilir şeklindeki eleştiriler vardı. 50'lik paketlerde satıldığını düşünün. Ailenize götüreceksiniz. Cebinizde 50 lira olması gerekiyor. Ordu Millet Cemal Enginyurt'un sevgili izleyen bu konudaki bu konuyla ilgilenen bakanlığa bir mesajı vardı. Onluk paketler halinde de verelim diye. Vatandaşın cebinde 50 lirası olmayabilir. İnsanlık hali olmuyor. Bazen 1 lira bile olmaz sevgili izleyenler. Ve onluk paketler de önümüzdeki günlerde çıkacak ve maskelerde tavan fiyat 1 TL değerli izleyicilerimiz. Evet, diğer gazetemize geçelim şimdi. Diğer gazetemiz Ordu Haber Gazetesi. Medya çalışanları zor durumda. Bununla ilgili bir haber. Bizleri ilgilendiren bir gündem. Bizleri ilgilendiren bir haber sevgili izleyenler. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu koronavirüs salgını nedeniyle medya sektöründe büyük bir kriz yaşandığını dikkat çekerek destek çağrısı yaptı. TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı başkanlığında video konferans sistemiyle bir araya gelen yönetim kurulu toplantılarının ardından yazılı bir açıklama yapmışlar. Ve ilam, reklam gelirleri bitti. Çözüm önerilerinden bahsediliyor. Tabii ki yerel gazetelere sevgili izleyicilerimiz, belli bir standartta olan gazetelere ilan, reklam gelirleri oluyor, destekler oluyor. Bunlarla alakalı televizyonlara bakmış olduğumuz zaman da bu türlü gelirler zaten yok sevgili izleyenler. Hep bahsediyorum yani televizyonların ayakta kalabilmesi için, işte bizim yayınımızı sürdürebilmemiz için işte uydudan frekans alıyoruz. Buna bir kira ediyoruz. Bu kiralarda 20 bin dolar civarlarında ki rakamlardan bahsediyoruz. Dolar bazında alınıyor sevgili izleyenler. İşte düşünün ulusal kanallar olarak adlandırmış olduğumuz o kanallar, onların reklam gelirleri, bir de işte bizlerin reklam gelirleri, bazen eleştiriler geliyor. Neden bakın o kanalda böyle haberli programlar yapıyor, siz niye yapmıyorsunuz şeklinde milyon dolarlık bütçeleri var sevgili izleyenler. Milyon dolarlık bütçeleri var. Onların belki bir reklamdan almış olduğu gelir belki de bizim bir yıllık bütün toplam gelirimize denk. Yani tam olarak rakamları yaklaşık olarak söylüyorum. 3 aşağı 5 yukarı oluyor. Arada bu kadar dağlar kadar farklar var sevgili izleyenler. Bizi eleştiriyor. Diyor ki efendime söyleyeyim niye böyle programlar yapmıyorsun? Niye şunu yapmadın diyor. Diyoruz ki kardeşim bizim tek gelir kaynağımız, o zaman tamam doğru söyle, tek gelir kaynağımız reklamlar, sen de işletmecisin, reklam ver. Yok ben reklam vermek istemiyorum, reklama karşıyım, reklamın bana ne faydası var gibi bir sürü yerelde şeylerle karşılaşıyoruz. Gerçekten basın kuruluşlarının ayakta kalması çok ama çok zor sevgili insanlar. Televizyon sahipleri, gazete sahipleri, radyo sahipleri, özellikle televizyonların sevgili izleyenler, bunlar için mücadele veriliyor. Bir sonraki ay için kar güdülmüyor. Sadece sevgili izleyicimiz bir sonraki ay, bir sonraki ay, bir sonraki ay hep böyle sıkıntılı dönemlerden geliyor. İşte bunlara çözüm üretilmesi gerekiyor. Bunlara çözüm üretilmesi gerekiyor. Hem basından bahsediliyor hem de özgür basından bahsediliyor. Ve hiçbir basın kuruluşu ekonomik özgürlüğünü ele alamadığı sürece onun özgürlüğünden bahsetmek söz konusu bile olamaz. O ekranlarda izlemiş olduğumuz, büyük puntolarla izlemiş olduğumuz büyük kanallarda bunlara dahil sevgili izleyenler. Basın kuruluşlarının özgür olabilmesi için önce ekonomik özgürlüklerini ele geçirmesi gerekiyor. Yoksa bir tarafın ekonomik destekleriyle beraber yürütmüş olduğu zaman da sevgili izleyenler maalesef ki işte ya tarafta oluyorsun veyahut da son dönemlerdeki moda kelimeyle efendime söyleyeyim yandaş oluyorsun. Bunun gibi şeyler inşallah ki basın kuruluşlarında tam anlamıyla özgür olmuş olduğu, istemiş olduğu toplumsal tepkileri, toplumsal tepkileri verebilecek güçte olan kuruluşlar inşallah ki olur sevgili izleyicimiz. Tabii ki bunun için mücadele eden birçok kuruluşlar var. Birçok kuruluşlar bizler de sevgili izleyenler elimizden geldiği kadar bütün konulara, bütün olaylara bakarken olaya bakmış olduğumuz tek bir yön vardır. Toplum. Topluma faydası nedir? Toplumun çıkarı nedir? Ülkenin çıkarı nedir?
Yoksa bir kişiye, bir kuruluşa, efendime söyleyeyim, bir lidere, bir partiye, bir cemaate, birisine yakın olan, onların çıkarlarını gözetleyen ve kollayan haberlerden ve yaklaşımlardan Allah bizleri uzak etsin. Ben kendi adıma söylüyorum, tek bir gerçekçiliğim vardır. Toplum, toplumun çıkarı nedir? Ülkenin çıkarı nedir? Memleketin çıkarı nedir? Tek bir yön, tek bir gerçekçiliğim bu anlamdadır. Devam edelim sevgili izleyicimiz. Tabii ki bu bizim kendi dertlerimiz olmuş olduğu için uzun uzadıya de konuşulabilir. Vali Yavuz'dan Anneler Günü mesajı. Ordu Valisi Settar Yavuz, 10 Mayıs Anneler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Yavuz şunları söylemiş. Annelerimiz bizim yaşam mimarlarımız, bizim için sevgi, saygı, şefkat kaynağıdır diye sözlerini sürdürmüş değerli izleyicimiz. Ve insanlara bir yapılan bir araştırma sonucu insanları en fazla aileleri mutlu ediyormuş. Evet, gerçekten bizler de sevgili izleyicimiz en fazla ailelerimizle birlikteyken, onların yanındayken mutlu oluyoruz. Saatlerimize bakıyoruz. Saatlerimiz 10.40 değerli izleyicilerimiz. Mesajlarınızı da, son gelen mesajlarınızı da bakacağım. Mesajlarınız neler var? Varsa bunları da sizlere aktarıp sizlerle birlikte ne yapacağız? Paylaşacağız. Ama öncesine bir haber aktarmak istiyorum. Haberlere bakacağım. Aktarmak istediğim haberlere sevgili izleyenler. Evet. Fas'a gidiyoruz. Biraz önce söylemiş olduğumuz gibi yılların sorunu çözülüyor. Bülbül Deresi'nde islah çalışmaları başlamış. 9. sıra haberimize devam edelim Aykut. Fatsa'da yılların sorunu çözülüyor. Bülbül Deresi'nde ıslah çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Fatsa ilçesinde görüntü kirliliğine ve büyük şikayetlere neden olan Bülbül Deresi'nin tamamının ıslah edileceğini, ayrıca Sakarya Ortaokulu'nun önünden geçen 200 metrelik kısmın da üzerinin kapatılacağını söyledi. Şu anda Fatsa Bülbül Deresi'ndeyiz. Yaklaşık bir ay önce buraya Ethem Başkanımızla birlikte gelmiştik. Bu derin hali işler acısıydı. Biz burayı Ethem Başkanı'nın talebi üzerinde, başkanımız temizlerinin de onaylarıyla bu dereyi temizlemeye karar verdik. Şu anda bu derede yıllardır yapılmayan temizlik işlemlerini yapıyoruz. Hızlı bir şekilde birkaç gün içerisinde bu temizlikleri çıkacağız. Aynı zamanda bu köprünün alt tarafında olan kısmı da hep temizlediğimiz gibi oranın da üstünü kapatacağız. Bu uzunluk yaklaşık 800 metre, bu uzunluğu yaklaşık 200 metresinde bu şekilde kapatmış olacağız. Fatsalılar inşallah, bu bölgede yaşayan insanlar, onların da büyük talepleri vardı. İnşallah bundan sonra çok daha rahat edecek. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, yapılan çalışmaların ilçe sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını söyledi. Fatsa'da Bülbül Deresi olarak tabir ettiğimiz dere üzerine bizim ilerleyen safhasındayız. Sakarya İlköğretim Okulumuzun yanında bulunan Bülbül Deresi çevreye verdiği rahatsızlıklardan dolayı uzun yıllardır gerek temizliği gerekse üzerinin kapanması noktasında talepler geliyordu. Bir ay önce bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik. Sayın Genel Sekreter Yardımcımız Bülent Şişman'la birlikte saha incelemesini yaptıktan sonra çalışmalara çok hızlı bir şekilde başladık. İki gündür burada aralıksız bir şekilde derenin temizleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah deremiz temizlendikten sonra Fatsalılarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir hediyesi olarak derenin okul yanında bulunan kısmında 200 metrelik bir alanda derenin üzeri kapatılacak. Bunu da buradan müjdesini vererek Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Fatsalılar adına çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, sokağa çıkma yasakları olmuş olduğu günler olsa da belediyelerde sevgili izleyenler altyapı çalışmaları devam ediyor. Evet, programımızın artık sonuna geliyoruz, sonuna yaklaşıyoruz değerli izleyicimiz. İşte bugün programımıza başlarken Anneler Günü olduğunu söyledik. Bununla ilgili gelen mesajların hepsini sizlerle birlikte paylaştık. Şimdi bir haberimiz daha var. Bu haberi de aktarmak istiyorum. Buradan çıkartacak olduğumuz mesaj da sevgili izleyenler. Dünyada sadece insanlar yaşamıyor. Bu dünyada sevgili izleyenler yaşayan farklı canlılar da var. Bitkiler de var. Hayvanlar da var. Ama biz o kadar acımasızız ki dünyada ne bitkilere yaşama hakkı tanıyoruz ne de hayvanlara. Birçok bitkinin ağacını, kökünü kazıdık. Kesiyoruz sevgili izleyicimiz.
örnekleri var. Bunun örneklerini programlarımız içerisinde çok konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ve dünyada insanlardan başka hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayan insanlar, bizler sevgili izleyenler. Dünyada yüzlerce hayvanın nesli tükendi, soyu tükendi. Ve bu neslinin tükenmesinin, soyunun tükenmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de insanoğlunun acımasızlığıdır. Ne orman kaldı kesmediğimiz, ne ormanların derinliklerinde hayvan kaldı, onların yaşam hakkılarını ellerinden almadığımız kalmadı değerli izleyenler. Ama bunun yanında tabii ki bunlar için mücadele insanlar da var. Onlara tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Onlar örnek olması gerekiyor. Böyle bir hikaye var önümüzde. Ordu'da Azize Demir sevgili izleyenler. Aracın çarptığı kediyi sahiplenmesinin ardından 15 yıldır sokak hayvanlarına anne merhametiyle yaklaşıyor. Memur olan Demir, satın aldığı mamaları arabasıyla uzak veya yakın ayırt etmeksizin kedi ve köpekleri doyuruyor. Yine bu haberi okurken tüylerim diken diken oldu. Ya utandım. Kendi adıma utandım sevgili izleyenler. Çok güzel, çok onurlu bir şey yapıyor. Ve keşke ben de onun kadar cesaretli olup zamanımı bunlara ayırsam. Hani bahsettik ya bugün. Boş şeylerle çok uğraşıyoruz. Zamanımızı boş şeylere o kadar çok harcıyoruz ki. Faydalı olmamız lazım. Birilerine, bir şeylere. Hayvanlara da sevgili izleyenler. Bunların içerisinde. Haberimizi izleyelim. 17. sıra haberimiz. Ordu'da Azize Demir, aracın çarptığı kediyi sahiplenmesinin ardından 15 yıldır sokak hayvanlarına anne merhametiyle yaklaşıyor. Altınordu Saray Mahallesi'nde bir aracın çarpması sonucu felç olan kediyi tedavi ettirip sahiplenen 38 yaşındaki Demir, o günden sonra hayvanlara olan sevgisini daha da arttırdı. Memur olan Demir, satın aldığı mamaları arabasıyla uzak veya yakın ayırt etmeksizin kedi ve köpek doyuruyor. İkamet ettiği mahallede sesini duyan çok sayıda kedinin bir araya toplanıp etrafını sardığı Demir, onları mama ile besleyip şefkat gösteriyor. Altınordu ve Perşembe Belediyesi ekipleri de Demir'e mama konusunda destek veriyor. Demir 15 sene önce bebek ağlaması şeklinde bir ses duyması üzerine dışarıya çıktığını ve araç çarpmış bir kediyle karşılaştığını söyledi. Dışarıda bebek ağlaması şeklinde bir ses duydum. Dışarı çıktığımda bir kedinin araba çarptı, belinden aşağısının felç. Yani hiç kıpıldayamayacak şekilde buldum kendisini. Sonra onu bir kutuya koydum, tedavi ettirdim. Tedavi ettirme sürecinde onu eve almak zorunda kaldım. Çünkü dışarıda kendisi barınamayacaktı. Demir bir süre sonra kedinin öldüğünü ve ardından sokak hayvanlarını beslemeye başladığını anlattı. Onun ismi de Boncuk'tu, şimdi vefat etti. Ondan sonra sokak hayvanlarını beslemeye başladım. Son 15 yıldır kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aracımın arkasına mamalar alıyorum. Yol boyunca gittiğim güzergahlarda toplu olarak gördüğüm hayvanları besliyorum. Demir hayvan sevgisinin başka bir şey olduğuna değindi. Hayvanlara bir anne şefkatiyle yaklaşıyorum. Çünkü kendimi çok sorumlu görüyorum. Onlar yalnız sokakta. Sadece amaçları karınlarını doyurmak. Başka hiçbir şey istemiyorlar. O yüzden karşılıksız sevgi hayvanseverlik. Ve ben anneler evlatlarını karşılıksız sever. Ben de onları karşılıksız seviyorum. Evet. Teşekkür ediyorum Azize Demir'e. Sevgili izleyicilerimiz. Hani dedim ya, kendi adıma utandım, mahcup oldum. Hepimizin bu şekilde olması lazım. Hepimizin bu şekilde duyarlı olması lazım. Sokak hayvanlarına, diğer canlılara, diğer hayvanlara sevgili izleyenler. O kadar canlının, hayvanın nesli tükendi ki. İşte koronavirüsün sevgili izleyicimiz gibi bir virüsün çıkması, ozon tabakasının delinmesi, buzulların erimesi hep insanoğlunun acımasızlığından kaynaklanıyor sevgili izleyenler. Hepsi 3-5 kuruş için, 3 kuruş için, 5 kuruş için sevgili izleyenler. Başka hiçbir kimseyi, kendinden başka hiçbir kimseyi düşünmeyen dünyanın en bencil canlıları insanoğlu sevgili izleyicimiz.
doymak bilmeyen arzusu, doymak bilmeyen iştahı sevgili insanlar. Hep söylerler, insanların açgözlülüğü olmasa dünyada fakir insan kalmazdı. Size çok çok zengin olan insanlar biraz daha açgözlü olmuş olsalardı dünyada fakir insan, eğitimsiz insan olmazdı sevgili izleyicimiz. Ama maalesef ki, maalesef ki işte hep bu gücü kontrol etme, hep bu bencillik sevgili izleyenler, daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını isteyen insan oldu sevgili izleyenler. Maalesef ki doymak bilmiyoruz. Ve bu açlığımızda, bu doymak bilmezliğimizin yanında ise sevgili izleyenler, dünyada ne diğer canlıları düşünüyoruz ne de diğer insanları. Sadece kendimizi düşünüyoruz. Evet, ama bunun yanında merhamet timsali olan, cömertlik timsali olan, sevgi timsali olan sevgili izleyicimiz, fedakarlık timsali olan annelerimiz, analarımız var. Annelerimizin ellerinden bir kez daha öpüyorum. Kendi anneminde anneler gününü kutluyorum. Anneleri, hayatta olmayan bütün kardeşlerimize Allah sabırlar versin. Hayatını kaybetmiş olan bütün annelere Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı evlatları geride kaldı. Gözyaşlı evlatları geride kaldı. Annelerimiz hayattayken onların değerlerini çok çok iyi bilmemiz gerekiyor sevgili izleyicimiz. Onlara vakit ayırmamız lazım. Daha fazla vakit ayırmamız lazım. Daha fazla vakit ayırmamız lazım. Evet, programımızı burada nihayetlendiriyoruz. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde değerli meslektaşım Akın Çiçek ekranlarınıza sizlerle birlikte olacak. Bugünkü programımızda yönetmen koltuğunda Aykut bizlere eşlik etti. Kamerada ise Olcay sevgili izleyenler. Bu işe yıllarını vermiş olan, gönül vermiş olan meslektaşlarımızla beraber ne mutlu ki bu işi yapıyoruz. Evet, programlarımıza tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın sevgili izleyicilerimiz.